Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısında. Bugün farklı bir saatte Kent ve Ekonomi programımızda sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir canlı yayın akışımız vardı. Malumunuz Manisa Televizyonu ekranında yine yoğun bir günü sizlerle birlikte geçiriyoruz. Bu nedenle programımıza farklı bir saatte bugün itibariyle başlamış olduk. Konuğumuz Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Erdemir hocamızla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ayrıntılarını, öne çıkan satır başlarını, belki de biraz arka planda kalan okuma anlamında daha öncelikli olmadığını düşündüğümüz ama satır aralarında verilen mesajları da konuşacağız. Ki hocamız bu işlerin piridir, uzmanıdır. Satır arasındaki mesajları yıllardır bize o okur. Söylediklerinin hemen hemen çıkmadığını da hiç görmedim ben, öyle diyeyim. Bu bir iltifat değil, gerçek. Dolayısıyla hoş geldiniz Halil Hocam. Bayağıdır da biliyorum yoktunuz, Manisa'da değildiniz. O nedenle özledik size. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi çok misiniz? Sağ olun. Siz de iyi misiniz? Sizleri gördük, çok daha iyi. Aynı şekilde. Bu bizim için de geçerli. Eksik olmayın. Birleşmiş Milletler'in her yıl genel kurulu çok yapılıyor tabii. Ve sizin de bu yılda, önceki yıllarda da özellikle Türkiye'yi temsilen tabii ki kurula iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını satır satır, kelime kelime, harf harf, didik didik incelediğinizi biliyorum. Dikkatle takip ediyorsunuz. Oradan aslında bizim görmediğimiz, bakıp da görmediğimiz başka detayları da yakalıyorsunuz. Bugün biraz onları konuşacağız. İsterseniz Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç önemli tespiti oldu. Ki daha önce yaptığımız programlarda burada haritalarla da anlatmıştık. Özellikle Luhansk ve Donetsk bölgelerinin kendi içerisindeki özel yapılarından ve nüfuslarının biraz daha o demografik yapısının Rusya'ya yakınlığından söz etmiştiniz. Tam olarak söylediğiniz çıktı dün itibariyle. Bölge bir referandum yaparak Rusya'ya bağlanmak istediğini ilan etti. Ve aslında savaşta yepyeni bir dönem başladı. Bir de üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararı gelince Avrupa'dan da ciddi tepkiler çekti bu konu. Bambaşka bir boyut kazandı herhalde konu. Ne dersiniz? Doğrudur. Şöyle, şimdi Rusya'nın bir bölgeyi ele geçirmesinde takip ettiği bir metot var. Aslında bu yöntemi Kırım'da da kullandı. Gürcistan'a 2008'deki yapmış olduğu mücadele demeyelim de ilhak girişimi de evet, benzer girişimdi. Oldu. Doğru. Yani öncelikle bir bölgedeki, özellikle Rus kökenlilerin yaşamış olduğu bölgelerdeki insanların bir Rusya'dan talep etmesini bekler. Bu talebin akabinde o bölgede umumiyetle bir referandum yaptırır. Bu referandum neticesinde bağımsızlık kararı çıkar. Bu bağımsızlık kararı alındıktan sonra bunlar Rusya'ya ilhak olma kararını meclislerinde aldırırlar. Dolayısıyla oraya geçerler. Bunu da kamuoyuna ilan ediyorlar zaten. Şimdi bizim Cumhurbaşkanı'nın bu 77. Genel Kurul toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında bu konuyla ilgili doğrudan değil ama bununla bağlantılı bir hususu var. Doğru. Türkiye biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız ve tabii, tarafsızlığını tabii korumaya gayret ediyor. Her iki tarafta da her çok iyi bir denge diplomasisi gözetti. Ve bu hem Avrupa ülkeleri içerisinde hem de diğer devletlerin içerisinde bu Türkiye'nin yaptığını yapabilen yok. Takdirde topladı dolayısıyla. Hem Avrupa için önemli hem de Rusya ve Rusya'yı destekleyen ülkeler içerisinde önemli bir husus. Haklısınız. Her iki tarafla da konuşabilen tabii, bir tabii devlet. Hatta Antalya'da biliyorsunuz liderleri bir araya getirdiler. Daha savaşın en ateşli günlerinde oldu bu. Şimdi bu Antalya girişimi de Antalya'da da oldu. İstanbul'da toplantı yapıldı biliyorsunuz. İstanbul mutabakatı sağlandı. Bu yapılmış olan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasına yansıyan hususlarda da görüldüğü gibi ne oldu? Hem tahıl ihracatı, tahıl meselesi çözülmüş oldu. Dünya tahıl ihtiyacını bir kısmen buradan karşılamış oldu. Doğru. Ve aynı zamanda Rusya'nın da bir takım tahıl, üretmiş olduğu tahılların satılabilmesi meselesi. Dolayısıyla dünya yiyecek içecek krizinin kısmen çözülmesine destek olması. Daha en baştan sanki çözüm yolunu açmış oldu. Bununla ilgili Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında savaşın olmasını istemiyor. Bu savaştan bölge halkı etkilendiği kadar şu anda Avrupa doğrudan etkileniyor ve etkilenecek. Daha da sert etkilenecek. Türkiye'nin de etkilenmesini istemiyor. Bu nedenle buradan bir çıkış
olmasını gerektiğini söylüyor. Not almışım. Krizden onurlu çıkış imkanı diyor. İmkanını sağlamamız lazım. Tam diyor. Olarak ne anlatıyor aslında bu krizden onurlu çıkış cümlesi? Bence özenle seçilmiş sözcükler bunlar. Çünkü doğru, dikkatle çekilmiş bir husus. Diplomatik olarak kendi içerinizdeki insanlara demeniz lazımdır ki biz şunu başardık. Neyi başardık? Savaştık ama şunları kaybettik. Kaybettiklerinizin yanında kazandığınız bir şeyler göstermeniz gerekiyor ki içeride siz orada durabilirsiniz, siz onurlu bir şekilde çıkabilirsiniz. Çünkü savaşan kazananı olmuyor. Maalesef. Yani bir şekilde kaybediyorsunuz. Maalesef. Ama her iki tarafında ben şunları kaybettim ama şunu da kazandım diyebilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve hem Ukrayna tarafından Zelenski'nin başarılı görülmesi gerekiyor. Doğru. Hem de Putin'in başarılı görülmesi gerekiyor. Peki bunu Avrupalılar istiyor mu? Avrupa şu anda Putin'in ve dolayısıyla Rusya'nın o bölgede ezilmesini istiyor. Bunu daha çok Amerikalılar istiyor. İstemesinin çok çeşitli sebepleri var. Rusya'yı rakip olarak hem ezmiş olmak hem de aynı zamanda Avrupa'yı avucunun içerisine almak. Ki enerji kriziyle ABD, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı tamamen kontrol altına alacak. Avrupa'yı bu sene gerçekten çok soğuk bir kış bekliyor ki umarım sadece bu kışla kısıtlı kalır kalmayacakmış gibi de bir durum var. Anladım. Ekonomi oldukça kötüye gidiyor. Daha önceki yaşanmış olan yüksek enflasyonlarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani 2008 var. Daha önce 73'teki 74 petrol krizinden sonra krizler, daha önceki yaşanmış olan bu krizler neticesinde Avrupa'da resesyonlar gerçekleşmiş. Doğru, doğru. Bu resesyonlar bizi de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyecek. Ticaretimiz olan ülkeler var. Dolayısıyla öncelikle savaşın onurlu çıkış sözünü söylemek suretiyle onu çözmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 77. Genel Kurul'da vermiş olduğu konuşmaların belki de ikinci hususu evet, buydu. Hani insani yardım, Turko bak onu verdik. Arkasından diyor ki Rusya-Ukrayna Savaşı ve bu Ukrayna Savaşı'nın onurlu çıkışının sağlanması ve bölgedeki huzur ve refah ortamının yeniden tesisi yapılması gerekiyor ki o bölgede epeyce bir husus var. Yani tabii o Ukrayna-Rusya Savaşı'nın altyapısını, durumun ne olduğunu daha önceki programlarımızda konuştuk, evet, detaylı evet. konuştuk. Şimdi onları peki yeni bir gelişme olarak az önce ifade ettiğim onun da bir altını ayrıca çizelim diğer konu başlığına geçmeden. Mesela Rusya'nın Vladimir Putin aracılığıyla kısmi seferberlik ilan ettiğini dünyaya açıklaması burada yeni bir kartı çektiği anlamına mı geliyor? Çünkü Avrupa Birliği'nden de NATO'dan da buna ciddi bir tepki var. Şimdi NATO, dolayısıyla NATO'nun içerisindeki en güçlü ortağı olarak ABD biliyorsunuz Yunanistan'a yığınağını yapıyor. Öyle. Romanya öyle. Ve Bulgaristan o şekilde. Kuzeyde Polonya dahil Litvanya, Letonya o bölgelerde bir yığınak yaparak Rusya'ya karşı bir ister istemez bir yığınak değil bir kışkırtma da evet. sağlamıştı. Evet. Rusya da buna tepki olarak Ukrayna'nın girmesini engellemek bakımından başlayıp Batı'ya bu işin o kadar kolay olmayacağını, o kadar kendisini çevirtmeyeceğini evet. için önce Kırım'ı daha sonra da Ukrayna meselesini başlamıştı. Şimdi Rusya'nın bir seferberlik ilan etmesi ki epeyce bir can kaybı da oldu. Bu can epeyce. Kaybı az değil. Evet, değil. Rakamlar çok farklı olmakla birlikte oldukça yüksek rakamların olduğu söyleniyor. Yani 50-60 binler neredeyse, telaffuz evet, ediliyor. Evet, bu az bir rakam değil. Hiç kaybettikleri değil, az bir rakam değil. Bunların telafisi için tekrar içeride hatta hapishanedekilerin bile salındığını, onların bile evet. sözleşmeli olarak bir şekilde dışarı gönderildiğini söylüyorlar ki bu uzun soluklu bir savaşa hazırlanma gibi olur. Rusya bu kadar direnmeyle karşılaşacağını beklemiyordu. Ama doğru. Avrupa Rusya'ya bir noktada haddini bildirmek isterken kendi haddini de görüyor diğer taraftan. Bir anlamda Avrupa, kendi topuna da sıkmış oldu aynen aslında. Aynen öyle. Avrupa askeri olarak hazır değil fakat askeri olarak hazırlanma konusunda gitti. Daha önce yanılmıyorsam konuştuk. Almanya 100 milyar doların 103 milyar dolar olması lazım. 103 milyar euro olması lazım. Askeri harcamalara ayırdı önümüzdeki yıl için. Dolayısıyla bu oldukça yüksek bir miktar. Önceden birkaç milyar dolarken ya da euroyken bunun 100 milyara çıkması, askeri hazırlığa doğru gitmesi, askeri hazırlığa giderken enerji krizleri ve ekonomik krizleri yavaştan başlaması Avrupa'nın çok sert bir duruma gitmesine sebep olacak. Bu ekonomik sıkıntılar, sosyolojik sıkıntıları, sosyal sıkıntıları beraberinde getirir. Bu sosyolojik sıkıntılar da bazı yerlerde
aşırı milliyetçiliklerin ve saldırganlıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Daha fazla tetikler onları değil tetikler. Mi? Dolayısıyla özellikle bazı liderler kendi yerlerinde kalabilmek, tekrar seçilebilmek için milliyetçilik kartlarını oynarlar. Bir öğrencimiz Sakarya Üniversitesi'nde Rusya'nın Avrupa'daki milliyetçilik üzerine oynadığı üzerine bir yüksek lisans tezi yapmıştı. Evet hocam. Orada şunu görmüştük. Rusya Avrupa'daki milliyetçilik akımlarını destekliyordu. Doğru. Şimdi şu anda ortam bunun için son derece müsait. Doğru. Enerjiyi kesince bu milliyetçilikler tekrar kendi kendine ortamak durumunda kalacak. Bu da Avrupa Birliği'nin içerisindeki gerginliklerin ve çatışmaların başlaması anlamına gelir. Evet. Ekonomik harcamalar, Almanlarla konuşmuştum, bazı arkadaşlarla karşılaştık Antalya'da kaldığım süre içerisinde. Evet. En az 4 kat arttığını söyledi harcamanın. Gaz harcamasının 4 kat arttığını söyledi ki bu kış çok daha çetin artacak, geçecek. Artacak. Evet. Ve bu faturalar kabaracak. Ciddi manada evet. Kabaracak. Yine enerji üzerine konuşuruz. Ayrıca geliriz ama dünkü önemli konuşmanın bir diğer ciddi satır başında az önce siz de sözlerinizin arasında ifade ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Yunanistan'a bir yığınak yapıyor. Doğru. Rusya'ya gözdağı verebilmek adına bir ablukaya alma çalışması var. Bu da işin tabii bizim sınırımızda olması açısından, Yunanistan tarafında olması açısından bizim de tedirgin olduğumuz bir noktaya gelmesine yol açıyor. Neden? Çünkü Yunanistan tehditkar, tacizkar bir takım tavırlar takınıyor. Bir tutum içerisinde. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmalarıyla ya da işte daha önce olduğu gibi tarihte de bunun örnekleri var. Yönlendirmeleriyle haddini aşan, ülke olarak gücünü ve sınırlarını çok bilmediğini, zaman zaman sanki unuttuğunu gösteren bir takım açıklamalar yapıyorlar. Evet. Üstelik bu açıklamalarda uluslararası hukukun da çok dışına çıkıyorlar. Adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka pek de cevaz vermeyecek bir takım girişimler içerisinde bulunuyorlar. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da dün Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm bu özetlemeye çalıştığım gelişmeler üzerinden Yunanistan'a sert bir tepki verdi. Kendi nüfus ve askeri gücüne, kapasitesine bakmadan, onu görmeden yapılan bazı hareketler dikkatimizden kaçmıyor şeklinde bir mesaj verdi. Doğru. Doğru ve yerinde bir mesajdı. Şöyle. Bence. Ne dersiniz? Doğrudur. Şöyle doğrudur. Aynen söylediğiniz gibi hem tarihi gelişim süreci içerisine bakarsak, Yunanistan'ın Yunanistan oluşumu ve devlet olarak ortaya çıkarılması konusuna bakarsak, Yunanistan'ın tek başına bir güç olarak ortaya çıkmadığını ve bunun Türklere karşı da tek başına duramadıklarını görürüz. Nereden? 1820'li yıllardaki bunların kuruluşlarına bile bakarsanız, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle ve yardımıyla devlet oluşmuş, devletleştirilmiş, daha doğrusu küçük Mora Yarımadası'nda bir isyanın Osmanlı'yı dağıtmak için, Osmanlı'yı zorlaştırmak ve sıkıştırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkarılmış bir yapı. Yani devlet demek bile zordur. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani kralı bile kendi kendinden değil dışarıdan ithaldir. Evet. Mora Yarımadası olayları. Aynen öyle. Evet. Şimdi Yunanistan kelimesini Cumhurbaşkanı diğer ülkelerin hepsinden daha fazla kullandı. Aynen yanılmıyorsam 4-5 defa geçti. Aynen öyle. Ve Yunanistan'ın gücünün, askeri gücünün hiçbir şekilde bizimle karşılaştırılacak durumda değil. Bunu söylerken bizim amirallerin vermiş olduğu rakamları gözümün önünde tutarak söylüyorum. Evet. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri, ki karada çok oldukça yükseğiz. Doğru. Hava kuvvetlerinde her ne kadar onlar yeni askeri araçlar almış olsalar da bizim son zamandaki geliştirmiş olduğumuz silahlarla ve envantere yeni giren silahlarla bunların karşılaştırması bile mümkün olmayan durumlar görünüyor. Daha doğrusu Türklerin üstünlüğü bariz bir şekilde ortada. Ortada. Fakat bu üstünlüğü ortadan kaldırmak ve Yunanistan'ı bir maşa olarak kullanmak için daha önce İngiltere kullanmıştı. Çok şu doğru. Anda Amerika Birleşik Devletleri kullanmak istiyor. Çok yani doğru. Bunları bazı ülkeler demeye de gerek yok. Doğrudan adı zikretmenin de faydalı olduğunu görüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde İngiliz muhipleriyle, gemileriyle çıktıklarını biliyoruz. Evet. 14 Mayıs 1919'da çıkacaksınız deniyor. Kavala'dan gemiler sürülüyor. Evet. Ve bunu da İngilizler emrediyor. Onu resmi belgesinde gördüm. Doğru. Yani şey olarak var. Evet. Göndermesi. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Aleksandropoli diye geçer. Bizim Dede Ağaç dediğimiz
bizim sınıra 20 kilometre mesafede Edirne. Ege'de hemen kuzey İpsala'nın evet. 20 kilometre ilerisinde güzel de bir sahil olan küçücük bir köyde büyük bir yığınak yapıyorsunuz. Evet. Askeri üs kuruyorsunuz ve komple Ege adalarını hem silahlandırıyorsunuz hem de Ege adalarına yakın olacak yerlerde de askeri üsler kuruyorsunuz. Askeri üslerin sayısı da 3-4 katına çıktı bildiğim kadarıyla. Yani çoğaltılar evet. ve Amerikan üssü hale dönüştü. Kıbrıs'ı da düşünüyorlar. Dolayısıyla burada mesela Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'la ilgili sözünde de Kıbrıs'ı tanınması meselesi de bununla bağlantılı olmalı. Çok haklısınız. Evet. Şöyle Yunanistan'ın gücünün olmadığını Yunanistan da biliyor, bunu Avrupa da biliyor. Esasen Avrupa'nın şu anda Yunanistan kartını Türkiye'ye karşı oynaması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Neden olamaz? Ateşle oynamak bu. Bu bırakın yani Yunanistan'la bizim yani birkaç saat deniyor bizim elemanlar, bizim askeri gücümüz tarafından, askeri komutanların bize aktarmış oldukları kadarıyla. Yani çok kısa sürede halledilebilecek bir husus. Fakat büyük bir can kaybı olur. Hiç gereksiz bir can kaybı olur ama Yunanistan'ın bir savaş kaldırabilecek durumu yok. Yunanistan şu anda iflas etmiş durumda. Yunanistan'ın borçlarını Almanya kısmen kapatmıştı. Yani bu kadar borçlu olan birisinin askeri silah almasının, bir savaş ortamına girmesinin kazandıracağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla Yunanistan halkını düşünen bir Yunan yönetici de yok. Şu andaki Mitsotakis'in yapmış olduğu ki çok dikkatli bir şekilde bu onun da Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasını dinledim. Yanılmıyorsam 43 dakika olacak. Çok dikkatli bir şekilde dedim. Çok güzel hazırlanmış. Kendilerini Amerikan demokrasisinin temeli olarak görüyor. Yapmış olduğu çalışmanın aslında Amerika'nın ve bağımsızlığın demokrasinin temsilciliğini yapıyor. Aynen. Arrogant ve tiran olarak tasvir etmiş olduğu Türkiye ki isim vermeden söylüyor. Türkiye'ye yardım yapılmamasını böyle bir yapıldığı zaman bunların daha büyük sıkıntı çıkaracağını söylüyor. Ve otomatik olarak Amerika'ya karşı Amerika'nın kendilerine destek olmaları gerektiğini belirtiyor. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir maşa olarak kullanılması meselesi Yunan halkı nasıl değerlendirir onu bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ve Irak'ta belli unsurları kullanırlar. Amerikan generali özel kuvvetler komutanını vardı. Onun özel kuvvetler komutanını dinlemiştim. Bir yazımda da ondan bahsettim. Der ki biz doğrudan müdahale edebildiğimiz yerde doğrudan kendimiz müdahale ederiz. Yani evet. Amerikan askerleriyle evet. müdahale ederiz. Eğer Amerikan askerinin müdahale etmemesi ya da etmesinin daha zararlı olabileceğini düşünüyorsak yerel unsurlara bakarız. Yerel unsurlardan değerlendiririz. Yerel unsurlardan eğer bir devlet varsa devleti kullanırlar. Yok devlet yoksa devlet dışındaki örgütleri kullanırlar ki terör örgütleri bunlardır. İşte burada PKK'yı... Klasik Amerikan yöntemi bu. Evet. Bu yöntemlerden PKK'yı daha önce PYD olarak çevirdiler ve hatta Suriye Demokratik Güçleri diyerek ismini değiştirdiler. Değiştirmeyi de kendisi öğreniyor. Neden? Kulağa hoş gelsin. Demokrasi diyelim de otomatik olarak bizim şeyimiz olsun. Yani bunlar demokratik güçler şeklinde görünsün diye. Burada Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı kışkırttığını ve bunun sadece Yunanistan'la sınırlı kalmayıp aynı zamanda Suriye'de ve Irak'ta da o bölgede karışıklığa devam ettiğini ve bundan vazgeçmesi gerektiğini aslında net bir şekilde ifade etti. Evet, doğru. Yani buradaki arkadaşındakilere güvenerek hı-hı. öne çıkmayın diye Yunanistan'ı uyarıyor. Hı-hı. Yunanistan'la ilgili defalarca hem göçmenler konusunda uyarıyor. Evet. Çünkü hatta orada... Yeni göçmenler konusunda bu sabah da verdik canlı yayınımızda. Biliyorsunuz 283 göçmen Türkiye tarafından dün adeta... Ege'nin karanlık sularına gömülmekten kurtarıldı. Yani öyle. Eğer aynı durumla Yunan karasularında karşılaşmış olsalardı çok büyük bir ihtimalle gecenin karanlığına doğru itilip çaresiz bırakılacaklardı. Ve aralarında yine çoluğun çocuğun bulunduğu pek evet. çok kişi Ege'nin soğuk sularına gömülecekti ya da Doğu Akdeniz'de. Yani evet. Türk karasuları ve sahil güvenlik ekipleri bir kez daha aslında dünyaya insanlık dersi verdi. Aylan Bebek ve evet, pek çok örnekte şimdi doğru. olduğu gibi. Doğru. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı bir anlamda mülteci politikası üzerinden de Türkiye'nin yaptıklarının dünya tarafından görülmesi gerektiğinin altını çizerken doğru. bir de bence vicdani sorumluluklarını da hatırlattı. Aynen öyle. Hatta orada gösterdiği ikinci fotoğraf. Birinci fotoğraf. İkinci fotoğraf evet. Birinci fotoğraf Suriye içerisinde yapılan bu göçmenlerin ya da
iltica etmeye çalışan, mülteci durumuna gelebilecek olan ya iltica eden insanlar için hazırlanmış biriket evleri evet. gösterdi. Binin üzerinde fotoğraf, sayısı. Evet. İkinci fotoğraf olarak da 9 aylık Asım Bebek'le Asım Bebek. 4 yaşındaki Abdülhak isimli çocukların cesetlerinin maalesef, görmüş olduğu maalesef. Fotoğrafı gösterdi. Evet. Aslında çok bu sert şekilde, çok sert bir öyle. Fotoğraf. Yani bu çocuklar öldürülüyor, bu çocuklar itiliyor, kakılıyor ve siz, siz sessiz kalıyorsunuz. Seyrediyorsunuz bunu. Ve aynı zamanda bunun pervasızca Yunanistan'ın bu tür faaliyetlerini insanlık dışı uluslararası hukuk gereği bunların alıp bakılması gerekirken itilip botlarının şişlenmek suretiyle patlatılarak bunların Ege'nin ya da Akdeniz'in soğuk sularına gömülmesine engel olunmasını istiyor. Ama maalesef burada Yunanistan'ın bu yapmış olduğu faaliyetlere siz bırakın karşı koymayı, siz bir noktada çanak tutuyor ve destekliyorsunuz demek suretiyle uyarmış oluyor. Evet. Bu buradan hareketle insanların ırkçılık ve dinci bir takım motiflerle insanları ayrıştırmanın doğru olmadığı yönünde, dolayısıyla insani yönden hem Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması hem de devletlerin bu hususları gündemine getirip gündeminde tutmaları gerektiğini belirtiyor. Evet evet hocam, çok güzel söylediğiniz şey tam olarak benim de varmak istediğim nokta oydu. Ama o kadar iyi dinlemişsiniz ki konuşmayı belli. Samimiyetle söyleyeyim. Tıkır 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 nakış gibi işlediğiniz getirdiğiniz noktada. Şimdi terörle mücadelesini de anlattı Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin. Dedi ki biz gerek sınırlarımızın içerisinde ve gerekse sınırlarımızın dışında sınırlarımıza tehdit ve taciz tehdidi olan, daha doğrusu girişimi olan terörist unsurlarla da mücadele ediyoruz. Doğru. Etmekte de kararlıyız ve tutarlıyız dedi. Bunu söylerken muhtemelen Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlardan bahsetti. Pençekilit'ten bahsetti. Bunu söylerken muhtemelen Zap ve Metina, Avaşin bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından bahsetti. Bunu söylerken FETÖ gibi, DEAŞ gibi terörist yapıların, elebaşlarının mütekabiliyet esaslarına rağmen İsveç gibi ülkeler başta olmak üzere, İsveç, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yine keza Amerika destek oluyor. Terörist FETÖ'cü elebaşını yıllardır teslim etmemesinden kaynaklanan bir diplomatik kriz yaşadığımız için aslında bu örnekleri de vererek bir anlamda dünyanın gözünün içerisine bir kez daha sokmuş oldu bütün bu gerçekleri. Ve dedi ki burada biz uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Doğru. Sonuçta biz tacizkar bir tutum takınmadık. Bizim kimsenin sınırının içerisinde, sınırında gözümüz yok. Ama bizim sınırlarımızın içerisinde bizim insanımıza zarar verebilecek bütün terörist unsurlarla da sonuna kadar savaşırız. Askeri yöntemlerle de sonuna kadar savaşırız dedi. Burada bizim İHA'larımıza, SİHA'larımıza, belki şimdi ilk yerli ve milli savaş uçağımıza, Kızıl Elma'mıza kadar isim vermemesine rağmen benim dikkatimi çekti. Sanki onları ima etti. Yani Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki hamlelerinin de çok dikkat çekici bir noktaya geldiğini belirterek dünyaya biraz da buradan önce barış mesajı verdi ama siz gereğini yerine getirmezseniz bizim de yapacağımız bellidir dedi. Ben böyle anladım. Fotoğrafı böyle okudum ama satır aralarında mutlaka sizin yakaladığınız birkaç farklı nokta vardır. Şimdi NATO ile ilgili güvenlik meselesini ortaya çıkarıldığını ve NATO'da Türkiye'nin güvenlik unsuru olmaya devam ettiğini söyledi. Siz diyor ki NATO'da madem birlik ve beraberiz, müttefikiz. Müttefik olduğumuza göre müttefik ruhuna uygun davranmanız gerekiyor. Yerine getirin gereklerini müttefik olmanız. Eğer yapmıyorsanız biz de onu bilelim. Biliyorsunuz NATO ile ilgili bir tatbikat vardı. Yine Türkiye ona ev sahipliği yapıyor. Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan siz bizim içimizde bize saldıran Türkiye'nin canını yakan terör örgütlerine siz farklı gözle bakıyorsunuz, farklı isim veriyorsunuz. Bu isimler farklı farklı olmamalı. Doğru. Dolayısıyla benim sınırlarıma, benim insanıma zarar veren her unsuru takip edip gerektiğinde dışarıda da olsa onu yok etmem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi gereği bana verilmiş bir haktır. Uluslararası bir sözleşmedir. Uluslararası sözleşmenin bir parçası olarak benim bu devlet olarak hakkımdır ve sorumluluğumdur. Doğru, doğru. Dolayısıyla yapmadığı zaman sorumlu hale düşer. Tabii. Bu sebeple
Türkiye'ye saldırı yapan, Türkiye sınırına saldırı yapmaya devam eden unsurları destekleyen kişiler de bunun içerisine girer. Yani sadece saldıran değil, saldırmaya azmettirenler de hedeftedir. Evet. Onlara silah satanlar veya şey, ülkelerinde öyle, saklayanlar, işte, yardım yataklık işte edenler. Burada biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya. Finlandiya'nın NATO'ya girme girişimine pek çok ülke tamam demiş durumda. Ama Türkiye'nin muhalif olması nedeni de buydu. Duruyor, evet duruyor. Türkiye'nin yanında Macaristan, yanılmıyorsam iki ülke daha olması lazım. Henüz daha onay vermiş değil. Diğer ülkeler onay verdi. Doğru. Fakat Türkiye burada doğru olarak belki de bu ülkelerin terör örgütünün üyelerini beslemeye devam ediyorlar. Evet. Oradan beslenen ve devşirilen kişiler bir şekilde tekrar dağa çıkarılıp ve o dağdan Türkiye'ye zarar vermeye, zarar verdirmeye devam ediyorlar. Sadece silah verme değil, insan devşirme konusunda da o bölgeden tabii, insanlar devşirilip sınıra gönderiliyor. Sınırda Türkiye'ye ve Türk insanına saldırmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla bu da düşmanca bir tavırdır. Şu anda böyle bir yapıdaki birisinin tekrar NATO'ya alınması demek, NATO'nun içerisinde zaten bu Amerika'yla Suriye, Yunanistan'la mücadele ediliyor. Onların Türkiye'ye karşı tutumlarıyla mücadele ediliyor. Bir de bunun üstüne ilaveten İsveç ve Finlandiya'nın getirilmesi sıkıntılıdır. Burada hem PKK'nın ve devam eden diğer terör örgütleri, isimleri sürekli değiştirilen tabii, terör örgütlerinin tabii, tescillenmesi, PKK, KCK, YPG, DAŞ, PYD, PDY, DAŞ, yani bütün harfleri hocam kullandılar evet biliyorsunuz. Evet ya, alfabeli bütün harfleri kullandılar. Bütün zaman kullandılar, zaman kafamız karışıyor bizim de. Yani. Bununla neyi kastediyorlar acaba? DHKPC var. Evet, evet. Yani. Hadi o çok eski, onu artık biliyoruz ama yani hala, o kadar yeni türetildi ki. Yani bizim, bu isimler her neyse, bunların terör örgütü olarak tescillenmesi ve bunlar tarafından kabul edilmesi ve gereğinin yapıldığının gösterilmesinden sonra onaylaması, bu Türkiye'nin eline geçmiş bir fırsattır. Diplomatik olarak bunu değerlendirmeli ve tescillendirmelidir ki onunla uğraşıyorlar. Doğru. Gördüğüm kadarıyla. Doğru. Bu önemli bir unsur. Dolayısıyla NATO'nun artık bir güvenlik teşkilatı olarak gerçekten kendi içindeki birbirlerinin altını oyabilecek terör gruplarına destek vermemeleri gerektiğini, Amerika'nın yapmakta olduğunun da durdurulması gerektiğini söylüyor. Türkiye bu açıdan kendi kendine yeten silahlı kuvvetleri yeterli hale gelmeye önde gelen ülkelerden biri. Önde gelen hareketlerden biri. Evet. Hem de kendi haline yeterli hale gelmesi aslında onları çok tedirgin ediyor. Çok rahatsız önceden, ediyor. Önceden bağımlıydık. Dolayısıyla vermedikleri zaman bir şey de söyleyemiyorduk. Ama şu anda... Şimdi bir F-16 konusu var mesela yine gündemde. Doğru. Sıcak. Onunla ilgili yorumunuz nedir? F-16 meselesinde biliyorsunuz F-35'te parasını verdik, yine vermediler. Bu aynı durum biz 1914'te de yaşadık. İki tane İngilizlere'den gemi bütün paralarını ödememize rağmen vermemişlerdi ve kaldı. Şimdi iki tane bütün parasını, her şeyini vermiş olmamız F-16. F-16 satmıyorlar. Ve bunu F-16'ya çevirindeyince, F-35'i F-16'ya çevirindeyince F-16'da da sıkıntı çıkarıldı. İşte Mitsotakis'in Kongre'deki konuşmasının arkasında da bu var. Mesela ona vermeyin, evet, bunlara silah verilmemeli diyor. Türkiye'nin ismini söylemeden. Anladım. Sadece bir defa Ottoman ismini söylerim. Osmanlı Devleti ile sadece bir defa geçti. O kadar güzel hazırlanmış bir konuşma ki. Çok dikkat ettim o da. Çok diplomatik ve... üstü kapalı. Üstü kapalı ama çok net bir şekilde hem Amerikalıları teşvik ederken kendisini de koruyacak şekilde ayarlanmış. F-16'ların verilmemesi. Dolayısıyla Türk hava savunma sisteminin gelişmesinin engellenmesi yönünde uğraşıyor. Kongrede bunu destekleyen kişiler yok değil, var. Var. Yunan lobisi güçlü. Yunan lobisi güçlü. Ermeni lobisi güçlü. Lobisiyle birleştiler şu anda. Değil mi? Nancy Pelosi'yi gördünüz mü hocam? Evet, Nancy Pelosi biliyorsunuz 32. yıl için. Yani evet, 30 yıldır iktidarda, evet, başkanlıkta 2 yıllığına daha seçilebilmek için biliyorsunuz Ermenistan'ın ziyaret ediyor. Güzel en ağladı şeyleri. Ama. Nasıl güzel ağladı? Ha, onu gördünüz mü? Timsah diyorlar. Timsahları burada yani timsah gerçekten ağlar mı ağlamaz mı bilmiyorum çocuklarını severken ama yani bunlar bunların Türkiye'nin içerisindeki uzantıları da maalesef, çok rahat evet, ağlarlar, evet, devam ederler. Doğru. Şimdi siz der ki Kur'an-ı Kerim'de siz onları konuştuklarında ya da kılık kıyafetlerine baktığınızda insan görürsünüz. Kendinizden biri zannedersiniz. Çok naziktirler, kibardırlar, evet, ama gerçeklerde, evet, baktığınızda son derece acımasız, evet, son derece ikiyüzlüdürler. Evet.
Amerika'nın yapmış olduğu katliamlara bakarsanız, İngilizlerin yapmış oldukları katliama bakarsanız kıydıklarını görürsünüz. Milyonlarca insanları köle olarak geçtiklerini, insan olarak görmediklerini görürsünüz. Aynen öyle. Şimdi kraliçe meselesine girmeyeceğim. Orada, yani evet aklıma yani, direkt o geldi yani. Geldi, yani zamanında sömürdükleri civciv, ülkelere civciv besler evet, gibi, besler gibi yemledi. Yenileme yani, görüntülerini de hepimiz biliyoruz yani. Bir o var, onun yanında öldürmüş olduk ki bunlar bir şey değil. Öldürmüş oldukları insanlar, ellerini kesmiş oldukları dokuma ustaları. Evet. Evet. Yani evet. Bunların kökenleri katliamlar. Oradan geliyor. Evet, dolayısıyla bunlar 30 yıldır çözmedikleri Karabağ meselesi Türkiye'nin desteğiyle çözülmüş durumda. Tam anlaşacaklar ki Paşinyan davet edilmişti. Nikol Paşinyan nereye? Semerkant'a gitmesi gerekirken gitmediler. Ha bunun arkasında ne derece Rusya vardır onu bilemiyorum ama muhtemelen Amerika... Paşinyan bu arada kendi ülkesinde de çok zorda. Günlerce biliyorsunuz parlamento binası önünde protesto gösterileri yapıldı. Yani hem yani bence o iç iktidarını korumakta da şu anda çok zorlanıyor. Evet. Zorlanıyor. Dolayısıyla bu Ermenilerin diasporadaki yani Ermenistan haricinde yaşayan, Ermeni kökenli olduğunu ileri süren kişilerin Ermenistan'ın başına açtığı problem kadar hiç kimse açmamıştır. Doğrudur. Onlar sadece doğrudur. Kendi kongredeki seçilmelerini düşünürler. Doğrudur. Ermeni meselesini gündemde tutarak para kazanan gazeteciler, yazarlar, tabii, ağırlananlar. Doğru. O bir ondan sektördür. Ondan inanılmaz nema alınırlar. Ama gibi hiç kimse Ermenistan içerisindeki aç... oradaki asla. Yanların kimlerin ya da Azerbaycan'la savaştığında ve cephede Azerbaycan'dan okkalı bir tokat yediğinde hiç kimse oradaki Ermenilerin yanında olmaz. Hiç kimse olmuyor. Olmadı evet. da. Evet. Biliyorsunuz Macron da bir ara destek olmuştu. Sonra ne oldu gördük. Gördük. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye askeri gücüyle, varlığıyla yıldız gibi parlamakta. Yani bu bölgenin istikrari unsurudur. Bunu da Tayyip Erdoğan 77. Genel Kurul toplantısında hem İran'daki durumu, Libya'daki durumu, Irak'taki durumu, Azerbaycan'daki, Afganistan'daki bu hatta Hindistan, Pakistan arasındaki Keşmir meselesinde olsun, Rohingya Müslümanları ilgili olsun, Balkanlardaki durumlar olsun. Türkiye'nin bu bölgede güvenilir bir partner olduğunu, en önemlisi arabulucu ya da kolaylaştırıcı rolünün olduğunu, bizim savaş istemediğimizi, savaş en son çarenin olduğunu, mücadele askeri unsurun en son unsur olduğunu, bütün bu bölgelerdeki gelişimin ve değişimin ve etkili iletişimin sağlanabilmesi için Türkiye'nin kaçınılmaz ve aranan ve mutlaka olması gereken bir devlet olduğunu gösteriyor ki biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Suriye'deki durumun gördünüz. Irak'taki durum biliyorsunuz. İran'la anlaşma durumları var. Olmadı, oldu vesairesi. İran'a saldırmak istiyor İsrail ama bu yani bu bölgede İran'ı koruyan biz. İran bir noktada devlet olarak kalması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün devam etmesi. Suriye'yi biliyorsunuz parçalamaya çalışıyorlar. En azından 3 Suriye çıkarmaya çalışıyorlar. Kuzeyde. Hatta orada bir şeyi kullandı. Suriye'nin kuzey batısı dedi. Yani kuzey batı Suriye değil. Ya da Kuzey Suriye değil. Suriye'nin kuzey batısı. Burada coğrafi bir tanımdır bu. Ama aslında altında siyasi bir ima var. Orada şudur. Yani evet. Şimdi biliyorsunuz Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan şeklinde tanımlamalar oluyor. O zaman bölüyorsunuz devleti. Halbuki burada o coğrafi bir tanım. Yani Suriye'nin kuzey batısı olarak. Evet, bir bölgenin yön olarak öyle, kuzeyi. Aynen öyle. Evet. Türkiye'nin kuzey batısı gibi. Evet. Siz kuzey Türkiye'de... Kuzey batı Türkiye derseniz farklı, o zaman başka bir şey ima ediyorsunuz. O zaman ayırıyorsunuz evet. o bölgeyi. Evet, evet. Dolayısıyla bunu bilerek ve evet. güzel hazırlamışlar şeyin içerisinde. Doğru. Yani bu bölgenin bir istikrar unsurunu, bu bölgenin vazgeçilmez bir devleti olduğunu göstermeye çalıştı Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'nin Afrika'yla, Türkiye'nin Latin Amerika'yla ilişkiler içerisinde olduğunu, üçüncüsünü özellikle Afrika'yla, üçüncüsünü geçen yıl yapıldığını, Latin Amerika'yla tekrar istişareye geçilmeye çalışıldığını ve dolayısıyla Türkiye'nin sadece bölgesiyle entegrasyonu değil, aynı zamanda dünya ile entegre olan bir devlet olarak barışı koruyan ve korumaya çalışan, insani özelliklerini gösteren, insan olduğunu gösteren ve toplumun da adalet, hak ve sorumluluk bakımından dikkat edilmesi gereken bir husus olarak hem de dünyanın hala 5'ten büyük olduğunu, evet. Güvenlik Konseyi'nin evet. çalışmadığını evet. ve dolayısıyla işlerin doğru yürümediğini, evet. bunun da yeniden yapılanması gerektiğini
her çok net ifadelerle bence dile getirdi. Hocam son olarak konuşmak istediğim maddede az önce zaten konuşmanın içerisinde geçti ve oraya bağladı dediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusu. Hı hı. Uzun yıllardır KKTC konusunda dış politikada, diplomasi arenasında çok büyük bir üç maymunun oynandığını hepimiz biliyoruz. Ciddi bir ikiyüzlülüğün olduğunu. Burada Türkiye ile müzakereler sırasında farklı bir dilin kullanıldığını ama uluslararası toplumda KKTC'ye dönük çok ayrıştırıcı, çok başka dillerin kullanıldığı, iki devletli tam bağımsız bir yapının olması gerektiği gibi bir türlü kabul görmediğini ve sonuçta hala Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzeyinde bir işgalci olarak gösterilmeye çalışıldığını yıllardır biliyoruz. KKTC'yi tanıyan çok fazla ülkede yok zaten resmi anlamda. Bunu da hepimiz biliyoruz. Evet öyle. Şimdi dolayısıyla bakıldığında artık diyor ki bırakın ikiyüzlülüğü bir kenara. Bakın burada bir ada var. Adanın kuzeyinde biz barışı tesis ettik. Orada çok büyük katliamlar oluyordu Türk nüfusuna ilişkin. Doğru. Biz oraya giderek orada iki devletli, bağımsız ve modern bir aslında cumhuriyetin temellerini attık. Ve KKTC artık diğer ülkeler tarafından da diplomatik olarak ve resmi ölçekte tanınmalıdır dedi. Doğru. Ben çok böyle bir şey beklemiyorum. Karşılık alacağını beklemiyorum kendi adıma bu çağrının ama bence yapılması gereken, hatırlatılması gereken bir çağrıydı. Sizin beklentinizde. Şimdi biz Kıbrıs'ta daima bir çözüm olsun peşindeydik. Evet. Anlam planında bile. Anlam planında ki Türklerin epeyce taviz vermesine Türklerden epeyce bir taviz değil. İstenmesine rağmen. İçeren bir anlaşma olmasına rağmen Türkiye tarafı evet dedi. Yapıcı oldu orada. Yunan tarafı ve Yunan yönetimi bunun olmaması için uğraştı. Sebep? Evet. Çünkü Yunanistan, daha doğrusu Kıbrıs Rum kesimi anlaşmaya girmeden önce, anlaşmanın oynanmasından önce Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş, girmesi garantilenmiş, kendisini devlet olarak tanınan bir yer olarak onun anlaşmasını gerektiren hiçbir husus görünmüyordu. İki devletli zaten, yapıyı da kabul etmiyor. Yani yapıyı kabul etmiyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki sözünden önce Mitsotakis'in bu konuyla ilgili kongredeki söylediklerine dikkat çekmek istiyorum ben. Orada diyor ki kongrede ayaklarda alkışlandı bu sözlerinden. Kıbrıs'ta iki devlet olmamalı, tek devlet olmalı, Kıbrıs bölünmemeli şeklinde bir şekilde söylenince karşıdakiler ayaklandı. Alkışladılar. Ayakta alkışladılar. Şimdi aynı yerde Tayyip Erdoğan dedi ki orada tek devlet olmuyor ve şu anda bizim 74'teki barış harekatından sonra bölgede hala istikrar devam etmekte. Bu istikrarın devam etmesi için de iki devletli, iki yapılı durumun kabul edilmesi bir resmi artık olarak tanınması bir gerçek. Bunu daha önceki politikalarımızda biz aslında neyi istemiyorduk? Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel itibariyle tanınması aslında pek de istemiyorduk. Belki bir acaba barış ortamı sağlanabilir mi? Federasyon ya da konfederasyon bir acaba var. Acaba olabilir mi diye uğraşırken bunun olmadığını görünce artık bunun tanınması gerektiğini, burada da bir politika değişikliğine gidildiği yönünde bir izlenim oluşturuyor. Gördüğümüz kadarıyla yakın zamanda herhalde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yavaş yavaş tanıyan ülkelerin öyle olacağını bekliyoruz. Siz bekliyor musunuz? Beklentiniz bu yönde mi? Şimdi eğer Türkiye Cumhurbaşkanı artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalı diyorsa artık bu yönde girişimlerin olduğunu öyle ve mi? Bunun yakın zamanda da bunların olacağını söylüyor. Sinyali veriyor aslında. Sinyali bir veriyor. Bir yani sinyal diyorsunuz. Yapılmalı diyor. Yapın, düşünün. Dolayısıyla bu konuşulmuştur. Aralarda değerlendirilmiştir. Muhtemel ki altyapı öyle bir cümle orada özellikle telaffuz. Bu söylendikten sonra da bunun şeyi geri dönüşü yok. Yani yönetimdeki cumhurbaşkanının ağzından çıkan saf bu tanınmalı. Çok değerli ama bu öngörünüz çok değerli. Ben de bunun olmasını gerçekten çok arzu ederim. Dolayısıyla uzun bölgede, yıllardır beklediğimiz bir konuydu. O bölgede de Türkiye Cumhuriyeti yani Kuzey Kıbrıs ve çok önemli bir dış politika zaferi, çok büyük bir diplomatik zafer olmaz mı Türkiye açısından? Yani geç kalınmış olmasına rağmen. Bu kuruldu, gerçekleştirildi, uğraşıldı. Daha doğrusu bir savaş verildi aslında. Kıbrıs'ın bir bütün olarak devam etmesi uğraşıldı fakat Kıbrıs'ta şu anda biliyorsunuz silah ambargosunu kaldırdılar. Önceden el altından satıyorlardı. Şu anda resmi olarak satıyorlar. Güney Rumları
silahlandırıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Yavaştan bizim de oraya devlet olarak tamamen biz tanıdık. Bizim dostlarımızdan tanıması lazım. Artık o bölgede hem onlar tanınmalı, orası bir devlet olarak geçilmeli. Beğenin ya da beğenmeyin, bir kısım tanıdıktan sonra ister istemez burası da devlet olacaktır. Ve o devletin de kendini savunmak için sınırları olacak. Bu sınırlarını savunabilmesi için askeri organizasyonu tamamlayacak. Siz de oraya diğer taraf nasıl konuşlanıyorsa, askeri konuşlandırma yapıyorsanız sizler de yaparsınız. SİHA birliklerini kurarsınız. Doğru. Ve kendi savunmanıza dikkat alırsınız. Çünkü diğer taraf silahlanıyor. Evet. Silahlanması senin hala bir barış ortamını beklemeniz, karşı taraf silahlanırken sizin silahlanmamayı biz hala dostça görüşeceğiz. Acaba dostça bir çözüm yolu bulabilir miyiz diye beklemek saflık olur. Saflık olur. Evet. Dolayısıyla Türkler Kıbrıs'ta yavaş yavaş artık o devlet yapısının bütün dünyayı kabul ettirilmesi anlamında başlaması lazım. Önemli Türkiye, bir adım atmışlar diyebiliriz. Basıyor. Anlatmış. Çok önemli. O cümlenin altından böyle bir arka planın çıkması ayrıca da beni mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Estağfurullah. Uzun zaman sonra tekrar bir araya geldik. İnşallah siz burada olduğunuz sürece dönem dönem yine böyle dış politika alanındaki sizler, kritik konuları ve gelişmeleri sizin değerlendirmelerinize, yorumunuza muhtaç olan konularda mutlaka ki sevgili seyircilerimizle paylaşmak isteriz. Sizlerle beraber olmak ve bizi dinleyen dostlarla bilgi paylaşımını gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kolaylıklar, iyi çalışmalar, başarılarınızı devamlı diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemimizin de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde tüm akademik kadroya ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı uğurlu mu? Öğrencilerimizin adına, güzel olmasını dilerim. Üniversitem adına ve öğrencilerimizin adına ben teşekkür ediyorum. İnşallah hem öğrencilerimize, anne babalarına, ailelerine, ülkemize ve muhteşem bir eğitim öğretim dönemi olsun. Faydalı hale dönüşürüz. Evet, çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, bir kent ve ekonominin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 45 dakika süreyle ekranlarınızın karşısında bizlere eşlik ettiğiniz için. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil Erdemir Hocam bizlerle birlikte oldu. Bir başka programda yine kendi alanında uzman, yetkin, değerli bir konuğumuzu sizlerle buluşturuncaya dek hepinize, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir gün ve akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.